Hepinize merhaba dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videonun başarılı görüntü ve bu oyunda olmalı sizlere Roblox'a Arbibal Sement ile beraber gelen Mavi Kılıncı'nın nasıl alınanını bu oyunda da anlatacağım. O zaman isterseniz hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoda sizlere Arbibal Sement ile beraber gelen Mavi Kılıncı'nın nasıl alınanını bu videoda size anlatacağım. Her neyse dostlar, öncelikle bu arada aşama aşama göstereceğim. Yani nasıl alınanını aşama aşama göstereceğim, hiç merak etmeyin. Şimdi öncelikle küçük bir gemi yapıyoruz. Şöyle herhangi bir tahta olabilir, demir olabilir, fark etmiyor o konuda. Şimdi beni iki tane blok koyuyorsunuz. Dediğim gibi bloğu fark etmez, tahta da olabilir. Şimdi şöyle arkasına bir de motor koymamız gerekiyor çünkü gemimizin hareket etmesi için. Ardından şöyle bir koltuk koyuyoruz. Ve koltuğumuzu da koyduktan sonra bu gemimize biniyoruz. İsterseniz kocaman bir gemi de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir gemi de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle de bir gemi de yapabilirsiniz. Gemi fark etmiyor. Ama ben neden küçük bir gemi yaptım? Çünkü hem hızlı olsun diye hem de hem de böyle birazcık daha hızlı gitsin diye. Ondan dolayı ben böyle bir gemi yaptım. Yani fark etmiyor kısacası. Hemen launch bot diyorum. Hemen şöyle başlat diyorum. Başlatsınlar. Çünkü şu anda 3 kişiyiz. Bu arada hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi evet başlatıldı, süper. Şimdi arkadaşlar buradan hemen soldan devam ediyoruz. Bu arada hangi bayrakta olduğunuz önemli değil. İsterseniz mor bayrakta da olabilirsiniz. İsterseniz mavi bayrakta olabilirsiniz. İsterseniz yani beyaz bayrak olabilirsiniz. Kısacası her bayraktan da olabilirsiniz. Fark etmiyor bayrak. Yani neredeyseniz hemen buradan çıkıyorsunuz ve buraya doğru gidiyorsunuz. Ama tabi şu siyah yerden geçmeyeceksiniz. Ama arkadaşlar şu siyah yerden geçmiyorsunuz. Şurada iki yanda da gördüğünüz gibi şelaleler var. Bunların sol tarafından devam edeceğiz. Çünkü eventimiz sol tarafta. Şimdi hemen burada soldaki şelaleye giriyorum. Bu arada burada atlayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar burada kesinlikle bir akıntı yok ya da burada canınız gitmiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir şelale var. Şelale içine giriyorum ama şuraya giriyorum. Bakın buraya değil, şuraya giriyorum. Çünkü burada hiçbir şey yok. Hemen buradan giriyorum. Ve gördüğünüz gibi beni burada şöyle bir yer karşılıyor. Eventimiz işte burada başlıyor. Şimdi burada bir kitaplık yeri var. Bu kitaplık yerini hemen size nasıl yapılacağını hızlıca bir şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir kodlama var. Şimdi bu kodlamayı yapıyoruz. Peki nasıl yapacağız? Mesela burada ne diyor? Birinci sarı ortada diyor. Yani hemen ortadaki sarıya tıklıyorum. Bakın ortadaki sarıya bir kere tıklıyorsunuz. Birden fazla tıklamayın. Sonra ölebilirsiniz. Şimdi ikinci kırmızı üstte. Hemen bakalım. Bakın ikinci kırmızı üstte. Hemen buna tıklıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde tıklaya tıklaya yani daha doğrusu bu kitaplık bir şifre. Bu şifreyi açtıktan sonra bu kapı açılıyor ve buradan aşağısı açılıyor. Şimdi buradan sonra kırmızı yaptık. Pembe altta diyor. Pembeyi de tıklayalım. Ardından başka ne diyor? Açık mavi altta diyor. Bakın açık mavi altta diyor. Hemen açık mavi. Tıkladım. Açık mavi altta dedi. Açık yeşil ortada diyor. Açık yeşile bakıyorum. Bu. Tıkladım. Ardından turuncu diyor. Turuncu alttaymış. Hemen ona da tıklayalım. Bakın bu turuncu mesela. Turuncuya tıkladım. Ardından koyu yeşil altta diyor. Hemen koyu yeşile bakalım. Koyu yeşil. Bu olması gerekiyor. Evet bu. Süper. Siyah ortada diyor. Siyah da bu. Bu şekilde tıklıyoruz. Tabii ki isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Çünkü buradan bakıp yapsanız zaten daha rahat olur. Sizin için bence videoyu durdurun. Ve şu ekrana yansıttığım şeyi bence hızlıca bir yapın. Şimdi açık mordayız. Açık mor neredeymiş? Bir dakika. Açık mor. Açık mor ortadaymış. Hemen açık mora tıklayalım. Ve neymiş? Siyah ortada. Yine siyah tıklıyoruz. Ve evet. Ve evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda dediğim gibi bir kapı açıldı. Aşağıda bir kapı açıldı. Şimdi burayı yaptıktan sonra yine göstereyim isterseniz. Şurada bir kodlama diye. Ben kodlama diyeyim. Şurada bir kodlama var. Bu kodlamayı yapıyorsunuz. Hatta nasıl yaptığımı size gösterdim. O kodlamayı yaptıktan sonra burada bir animasyon açılıyor. Bu size hiçbir şekilde zarar veremiyor. Haberiniz olsun. Şöyle bir kodlama açılıyor. Kodlama diyorum. Yani bir tane animasyon oluyor daha doğru söylediğim. Aklım kodlamada kaldı. Böyle burada bir animasyon açılıyor. Ve buradan sonra burada bir kapı açılıyor. Daha doğrusu altta bir kapı açılıyor. Sonra bu alttaki kapıdan iniyoruz. Ve evet şurada bir kodlama var. Hemen onun şurada bir daha doğrusu blok var.
Hemen bakalım. Evet. Şu birinci şekilimiz burada. Burada şekiller yapıyoruz. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bakın böyle basabiliyoruz. Rastgele basabiliyoruz. Bakın. Şekiller şunlar. Birinci şekilimiz, daha doğrusu ikinci şekilimiz bu. İkinci şekilde göstereyim hızlıca. Bu üçüncü şekilmiş. Evet, bu ikinci şekil. İkinci şekilimiz bu. Bu ikinci şekili aynen oraya, aynen o karelere tıklamanız gerekiyor. İkinci şekil bu. Yani ortadakine böyle tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra yani şuralara tık 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 diye tıklayacaksınız. Ardından birinci şekilimiz, yani birinci karemiz, birinci kare derken yani şunu kastediyorum. Önümüze ilk çıkan, yani şu, bu. Buna da bu şekilde tıklayacaksınız. Yani o gösterdiğim yere de bu şekilde bir şekil oluşturacaksınız. Hemen onu da yapalım isterseniz. Şunu bir dakika. Nasılmış? Şöyle tık 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 tık. Tamam. Yaparım ben. Şöyle. Bir dakika. Evet, bu da oldu gördüğünüz gibi. Bakın şekillerimiz bunlar. Bakın şekillerimiz bunlar. Birinci şekilimiz böyle. İkinci şekilimiz böyle. Üçüncü şekilimiz de böyle. Bu şekilleri aynen yapmanız gerekiyor. Hatta videoyu durdurarak da yapabilirsiniz. Bakın. Birinci şekil bu, ikinci şekil bu, üçüncü şekil bu. Sonra, bundan sonra bir tane kapı açılacak burada ve bu kapıdan şurada bir kapı açılacak ve bu kapıdan ineceksiniz. Hemen şöyle. Dediğim gibi burada bir kapı açılacak ve buradan iniyorsunuz. Ve indikten sonra şuradaki kolu çekeceksiniz. Zaten arkadaşımız çekmiş. Bu arada Yusuf ve diğer arkadaşımız videoma hoş geldiniz. Neyse, onlar zaten kolu çekmiş. Siz kolu çekeceksiniz ve çektikten sonra böyle bir yer açılacak burada ve buranın içinden gireceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eventimizin neredeyse yarısını yaptık. Şimdi buradan hemen giriyorum. Ve evet, böyle bir şey olacak. Böyle döneceğiz. Birazcık döneceğiz. Döndükten sonra bizi başka bir yere ışınlayacak. Evet, gördüğünüz gibi bizi başka bir yere götürüyor şu anda. Ve burada artık eventimiz yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Tabii ki şu anda sonlanmadı. Şurada bir tane botu yeneceğiz. Ve botu yendikten sonra mavi kılıcımız gelecek. Şimdi bakın mavi kılıç burada. Ama sakın buna kanmayın. Çünkü arkadaşlar bu gerçek mavi kılıç değil. Bakın gördüğünüz gibi bu gerçek mavi kılıç değil. Bakın. Buradaki botla savaşacağız. Ama dediğim gibi sakın o mavi kılıcın yanına gitmeyin. Çünkü o mavi kılıcı kanmak için, kanmanız için koymuşlar. Evet şimdi. Şu anda botla savaşıyoruz. Bot mesela şu anda bir şey bize vuracak. Biz kaçacağız ondan. Evet şu anda. Hatta. Ben sesi şöyle kapatayım. Evet. Şimdi evet şu anda ilk aşamadayız. Şu anda bize böyle bir şeyler fırlatıyor. Hemen abi. Evet, mesela bakın. Şu şekilde kaçıyoruz. Daha bu botun yaptığı başlangıç. Evet şöyle hop. Yani aslında basit ama giderek zorlaşıyor. Oo. Bu arada çarptığınız anda ölmüyorsunuz, canınız gidiyor sadece. Canın öldükten sonra merak etmeyin. Baştan yapmanıza gerek yok. Aksine şuradan hemen şurada doğuyorsunuz ve bir süre sonra yine buraya geliyorsunuz. Yani baştan başlatmıyor sizi. Bakın mesela canım gitti. Hatta gösterebilirim isterseniz. Neyse illaki öleceğiz muhtemelen. Ben o zaman size gösteririm. Şöyle. Şimdi atlıyorum. Evet. Aa, ikili geldi, ikili geldi. Hemen bunu buradan da atladım. Ve evet. Evet, bu arada ikinci aşamanın şey olması gerekiyor. İkinci aşamanın muhtemelen böyle blokların galiba kaybolması gerekiyor. Çünkü ben bu arada yaptım. Hatta mavi kılıcın ne olduğunu size göstermedim. Arkadaşlar mavi kılıç şu arkamda olan kılıç. Biz bu kılıcı alacağız şimdi. Evet şimdi şunun üstüne çıkacağız. Evet. Zaten buraya geçemezdik. Evet. Bakın. Şimdi dediğim gibi. Evet tahmin ettiğim yere geldik. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı olan yerler çökecek. Şimdi. Evet. Şöyle şeyler gelecek. Evet bakın mesela kırmızı oldu, bak burası çökecek. Çöktü mü? Evet çöktü gördüğünüz gibi. Bakalım. Ben bu köşede durursam acaba gelir mi? Bakacağım ya, köşede durursam bir şey yapmazsa ben bu köşede dururum diyecektim. Köşede durmak işe yaramıyormuş. Evet.
Aslında ben bu eventi önceden yaptım. Tabii ki size göstermek için bu eventi yine yapıyorum. Evet, şimdi bize burada silah sıkacak. Evet, bakın silah sıktı. Bu silahlar bizim canımızı götürüyor. Ama bence bak, ben bu eventin şurasını sevdim. Çünkü bu eventte mesela bir kere değdiğiniz anda, mesela bir kere silaha değdiğiniz anda size direkt bakın bir canınız gidiyor, bir canınız gidiyor. Yani full canınız gitmiyor. Ben onu sevdim. Öbür türlü olsa da gerçekten zor olurdu çünkü. Azar azar canınız gidiyor. Hatta canınız da doluyor. Bakın doldu mesela benim. Şu şekilde. Evet mesela bakın vurdu bana, canım gitti. Şu anda bana odaklanıyor ya. Evet bana odaklanıyor. Bana vuruyor. Oğlum neden hiçbiriniz odaklanmıyor? Şu anda takım arkadaşlarımın hiçbirine odaklanmıyor. Dibinde dursam acaba ne olacak merak ettim ya. Dibinde olsam acaba ne olacak? Aa, dibinde olursam daha kötü, canım gidiyormuş. Oğlum. Öleceğiz. Ama neyse, ölünce bir şey olmuyor çünkü bir daha başlatıyor ama en baştan başlatmıyor. Şurada başlatıyor. Yani şurada başlatıyor. Yani sıkıntı olmuyor o konuda. Abi neden bana odaklanıyorsun? Oğlum bana odaklanıyor bu full. Öldük, tamam. Şimdi evet, ölünce nereden doğduğumuzu size göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi şurada doğacağız. Evet, gördüğünüz gibi burada doğduk. Birazdan şurada bir köprü olacak ve bu köprüden geçeceğiz. Evet, şu anda bekliyorum. Evet. Bu arada sakın buraya atlamayın, ölürsünüz. İsterseniz göstereyim. Bakın canınız gidiyor. Sakın buraya atlamayın. Evet, gördüğünüz gibi köprü açıldı ve bu köprüden hemen çıkıyorum. Evet, geldim. Bu şekilde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öldüğünüz anda sizi direkt oradan başlatıyor. Yani en baştan başlatmıyor. Orasını ben çok sevdim. Çünkü öbür türlü en baştan başlatsaydı gerçekten can sıkıcı olurdu ve eventi yapamazdık. Çok zor yapardık. Yani illaki canınız gidiyor ve illaki oyunda, yani illaki bu eventte ölüyorsunuz. Ondan dolayı iyi olmuş. Yani ben bu tarafını sevdim. Şimdi hemen evet. Adanan buluta odaklanıyor. Bir dakika. Neyse, bize odaklanmıyor ya, iyiymiş. Evet. Yine Adanan buluta odaklandı. Bakın mesela şu turuncu olan yerlere odaklanıyor. Turuncu olan yerlerden ya birazcık şuradan geçiyor, sonra bir yere odaklanınca turuncu olunca orası. Aa, düştüm. Turuncu olan yerler. Aa, bir dakika, yumruk yerine geçtik. Yani şöyle yukarıdan turuncu bir yerlere odaklanıyor. Eğer orada bir süre kalıyorsa, orası turuncu oluyorsa direkt o zaman oralara o zaman orayı, o bloğu aşağı indiriyor ve eğer siz oradaysanız canınız gidiyor. Şimdi bu yumruk basit ya. Bana odaklandı şu anda. Bu yumruk yeri basit çünkü bu yumrukta mesela evet heh, evet bakın canlarımız doldu. Süper. Yani bu burada mesela bir yere odaklanıyor. Gelirken zaten kaçıyorsunuz. Ama öbürleri birazcık zor. Evet şimdi. Aha bakın turuncu yer, dediğim yer. Bakın. Odaklanıyor. Kırmızı yere dönüşüyor ve direkt aşağı atıyor sizi. Evet. Şimdi. Ne oldu? Sona mı geldik? İnşallah sona gelmişizdir. Evet şu anda evet. Şu anda her yer bembeyaz oldu. Bakalım ne olacak? Evet. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Sadece Yusuf'un ismini görebiliyorum ve Adanan Bulut'un ismini görebiliyorum. Etrafa bakıyorum, her yer beyaz. Ve evet arkadaşlar, işte bu şekilde mavi kılıcımızı çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi bende mavi kılıç var. Mavi kılıcın zaten nasıl bir şey olduğunu size gösterdim. Bakın mavi kılıç böyle bir şey. Mavi kılıç zaten burada da görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunun üstüne tıklıyorsunuz ya da üstüne geliyorsunuz. Ve geldikten sonra üstüne tıklıyorsunuz veya üstüne geldiğiniz zaman zaten direkt sizin envanterinize düşüyor. Arkadaşlar bu şekilde mavi kılıcımızı çok hızlı bir şekilde ve çok kolay bir şekilde alabiliyoruz. Tabii ki de bu videoyu izlersiniz. Çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Neyse arkadaşlar, o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Borç size kalmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bay bay.